Herkese selamlar. Herkese merhaba arkadaşım. Hepiniz hoş geldiniz. Biz bugünkü videomuzu KPSS öğrencileri için çekiyoruz. KPSS arkadaşlar az bir süre kaldı. Az bir süreden kastım 3 ay. Peki hocam ben bu 3 ayı etkili bir şekilde nasıl değerlendirebilirim? Nasıl ne yapmalıyım ile ilgili size püf noktalar vermeye çalışacağım arkadaşım. Peki ilk püf noktamız ne arkadaşlar? Seviyenizi öğrenin veya belirleyin. Nasıl mı? Sen zaten bir yıl, belki 2 yıl, belki 3 yıl KPSS çalışıyorsun arkadaşlar. İster istemez bir bilgi birikimin var. Peki sen bu bilgi birikimini test etmen lazım. Testi nasıl yapacaksın arkadaşlar? Tabii ki daha önceki çıkmış KPSS sorularıyla. Arkadaşlar 2019, 2018, 2017 yıllarında çıkmış KPSS sorularına bir kendi test edin. Nasıl test edeceksin ve nasıl sonuçları çıkartacaksın onu söyleyeyim sana. Sen arkadaşım ne yaptın? Mesela Türkçede paragraf sorularından sıkıntı yaşıyorsun. Not al. Ben paragrafta sıkıntı yaşıyorum veya rasyonel sayılar çok çözdün ama hala rasyonel sayıları çözemediysen ne yapman lazım? Ben rasyonel sayıları çözemiyorum diye not alman lazım. 2. Çalışacağınız kaynakları belirleyin arkadaşlar. Şimdi sen ne yaptın? Seviyeni belirledin. Seviyeni belirledikten sonra eksik olduğun noktalar ortaya çıktı. Peki eksik olduğun noktaları ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Kaynak kitaplardan test çözerek yapacağım veya konuyu anlamaya çalışarak öğrenerek bir şekilde yapmaya çalışacaksın. Peki arkadaşım şimdi sen kaynaklarını belirleyeceksin. Nasıl belirleyeceksin? Şimdi hepiniz KPSS çalışıyorsunuz ama ben inanın ki şunu biliyorum. Hepinizin dolaplarının üstü dolu kitap. Bu dolu kitaptan arkadaşlar hangisini çözeyim? Hangisini çözmeyeyim? Hocam ben işte Hangisini vesaire derken bir karmaşa yaşadığınızı hissediyorum. Arkadaşım sen bu karmaşa yaşamaman için sen ne yapman gerekiyor? İşte ben şu kitabı beğeniyorum, şu kitabı beğeniyorum. İşte iki tane, üç tane, dört tane neyse sen o kitapları ayır, daha gerisini Masanın dibinden at. Çünkü atmasın arkadaşlar. Onu çözeyim, onu çözeyim, onu çözeyim derken bir karmaşa olacak. Hiçbirini çözemeyeceksin. Ben öğrencilerde şunu çördüm. Şimdi arkadaşım mesela matematiği açıyor, mesela matematik e, kitabını, e, matematik test kitabında arkadaşlar. Rasyonel sayıları çözmüş, temel kavramları çözmüş, gerisi boş. Şimdi öğrenci basitleri çözdükten sonra ne yapmış? Zor kısımlarını şey yapmamış. Sen bir kitap bitir, iki kitap bitir veya üç kitap bitir ama o kitapları bitir. Yani sen işte yarıda bırakma, şeyde bırakma. Senin potansiyelinde şu olsun ben bu kitabı bitireceğim diye düşünmen gerekiyor. 3. KPSS sınavına ne kadar bir süre kaldın arkadaşlar? Artık masanın etrafından mı yazıyorsun? Bir köşeye yaz arkadaşım. Senin sınavına zaten 3 ay kaldı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ortası, başı ne? Sınavın var arkadaşım. Sen buna göre bir plan yapman lazım. Planı nasıl oluşturacaksın? Aylık, haftalık olarak sen en başta bir kere oluştur. Yani nasıl haftalık olarak mesela Osmanlı'da Kurtuluş Savaşı'nı ben şu gün bitireceğim veya problemleri ben şu hafta hepsini bitireceğim veya şu ıı, paragraf sorularını şu şekilde şurada çözeceğim vesaire deyip haftalık aylık programlar yapman lazım. Bunu da nasıl yap arkadaşlar? Zaten takvimler var, büyük takvimler. Sen onların takvimleri alarak işte ben bugün bunu yaptım, bugün şunu yaptım, bugün şunu yaptım diye sen ne yapman gerekiyor? Bir durum çıkartabilirsin. Üçüncü madde ne yaptık? Aylık plan yaptık. Dördüncü maddede ise aylık planın altında bir tane de günlük plan olsun arkadaşlar. Günlük planda günlük olarak kaç soru çözeceğini, sabah kaçta uyanacağına, gece kaçta yatacağına vesaire bunları belirlemen lazım. Arkadaşım ders programı yaparken ben şunu yapamıyorum. Çünkü öğrenci şey yapmaz. Çünkü KPSS öğrencilerinde hiç olmuyor. Dediğim durum şu. Diyelim ki mesela ben sabah 8'de kalkacağım. 8.30'da buçukta. Ee, ders oturacağım. 9'da matematik çözeceğim. 11'de Türkçe çözeceğim. 13'de 13.00'da ne yapacağım? İşte tarih çözeceğim vesaire bu durum olmaz. Sizin ders programlarınız şu şekilde olsun. Mesela günlük ben 300 soru çözeceğim ve ne yapacağım? Yatma saatim 12, sabah kalkma saatim 7. Senin bu şekilde bir günlük planın olması gerekiyor. Senin günlük ulaşacağın bir hedef olmalı. Günlük çalışacağın bir ders olmalı. Ama saat vesaire belirlemene gerek yok. Çünkü ister istemez belki aileniz var, belki bir yerde çalışıyorsunuz. ister istemez belki evimize misafir geldi. Çünkü bazen hayat istediğimiz gibi, bazen program uygulamamıza izin vermiyor. Geldik 5. maddemize arkadaşlar. 5. maddemiz de bol bol soru çözmek. Arkadaşım sen aylık plan yaptın, günlük plan yaptın, konuyu çalıştın. Konunun üzerine sen soru çözmediğin takdirde hayatta olmaz. Onu bil. Arkadaşım çünkü öğrencilere belki şu vardır. İşte ben rasyonel sayıları biliyorum diye ne yapıyor arkadaşlar? Soru çözmüyor. Sen soru çözmediğin sürece sen o konuyu bilmiyorsundur. Her zaman soru daha önemlidir. Daha sonra sorudan sonra denemeler daha önemlidir. Siz ne yapmanız gerekiyor? Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Altıncı maddemiz de çok önemli. KPSS sınavında konuları bitirmek için son ayı bekleme. Son ay arkadaşlar sen ne yapman gerekiyor? Ne? KPSS ile ilgili çıkmış soruları e, deneme ile ilgili arkadaşlar deneme çözeceksin yani. Deneme çözeceksin ve KPSS ile çıkmış sorular çözeceksin. Sen konu çalışayım tekrar olabilir ama sen ne yapman gerekiyor? İşte bunları biraz daha aza indirmen lazım ama konu çok çalışamazsın. Yani konu çalışırsan zaten sıkıntı. Sen son ayını deneme ve KPSS çıkmış sorularına ayırman için sen bu aralar ne yapıyorsun? İster geceni gündüzünü ver bir şekil konuları hızlıca bitirmeye çalış. Çünkü ne kadar erken bitirsen senin için o kadar faydalı. Eğer dediğim bu durumları yaparsan başarı bence gelir. Başarı gelir. Bu dediğim arkadaşlar bu 7 maddeyi iyi bir şekilde yapmaya çalışın. İyi bir şekilde yaptıktan sonra zaten inşallah herkes istediği KPSS puanı alıp da istediği şekilde istediği şehre atanır. Öyle diyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bizleri önermeyi lütfen unutmayalım.